Ege bölgesinde doğal ortamda yetişen mantar türlerinden Çıntar'la ilgili ilk defa festival düzenlendi. Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde Çıntar ürününün odun közünde pişmişi ve pidesi dağıtıldı. Sonbahar aylarında yağışlarla birlikte güneşin açması sonrası özellikle çamlık alanlarda yetişen bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan Çıntar, kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından toplanarak kilosu 15-20 liradan satılıyor. Çıntar Festivali'nin önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması hedefleniyor. Evet. Çıntar Festivali'nin birincisini düzenleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Muğla'mıza özel Çıntar'ı Menteşe'de bir festivalle analım istedik. Büyük ilgi gördü, bundan sonraki dönemlerde daha ileri götürmek istiyoruz," dedi. Muğla'mızın %68'i ormandır. Ormanlarda sadece ağaçlar yetişmez. Ağacın yanında da Allah'ın verdiği nimetler var Muğla'mızda. Başka bir güzellik var. Kendiliğinden yetişen mantarlarımız var. Bunların en önde gelenleri bildiğiniz gibi Çıntar, kuzu göbeği, yine halk dilinde büyüklerimizin söylediği ebe denen, çanak denen, dolban denen bu tür mantarlar Muğla'mızda hep yetişiyor. Çıntar kendiliğinden yetişen besin değeri çok yüksek bir mantar. Fakat Menteşe'mize, Muğla'mıza dışarıdan gelip de yerleşen ya da Muğla dışında olanlar mantar deyince biraz tereddütle yaklaşıyorlar. Ama bugüne kadar bu çıntardan hiç zehirlenen olmadı. Çünkü Muğla'mıza özel çok güzel bir mantar. Bu düşünceyle biz bu Menteşe'de bunu bir festival haline getirelim dedik. Arkadaşlar bunu söylemişlerdi. İyi ki yapmışız diyorum. Çok büyük ilgi gördü. Bu birincisi olması temennisi de bundan sonra dönemlerde de aynı festivale devam ettirmek istiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün ise bu tür festivallere ve şenliklere ihtiyaç var ve bugün de ilkini yapıyoruz diye konuştu. Ama bu geleneksel olarak bu şekilde bir festivale başlık olmamıştı. Onun için sevgili başkanımı kutluyorum. Her türlü değerimizi sunmak, tanıtmak ve bu ürünü toplayıp satarak ekonomik girdi sağlayan çiftçimizi, köylümüzü daha da büyük gelirlere kavuşturabilmek için tanıtılması gerekli. Bu tür festivallere, şenliklere ihtiyaç var ve bugün de ilkini yapıyoruz. Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Hakan Allı, Çıntar hakkında bilgiler verdi. Mantarı çok tüketiyorlar ve uzun yaşamın sırrını buna bağlayan. Çıntar yerseniz, mantar yerseniz uzun yaşarsınız diyorum. Ülkemizde farklı bölgelerde Kanlıca, Melki, Tirmit gibi isimlerle tanınan ve Muğla'da da çıntar olarak bilinen bu mantar gerçekten çok lezzetli ve besleyici öneme sahip. Çıntar Festivali'nde 10 kilo çıntarın bir bölümü çıntar pidesi olarak ayranla birlikte vatandaşlara dağıtıldı. Odun ateşinde kızartılan çıntar da büyük beğeni topladı. Çıntar dağıtımı sırasında vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.